Evet sevgili arkadaşlar, herkese yeni günde, yeni bir günden merhabalar diyorum. Her şey dahil kanalı olarak ben bugün bir güvercin kafesi yapmak istiyorum. Bir çift için güvercin kafesi yapmak istiyorum. Ölçülerimiz uzunluğu 125 santim, eni 40 santim, yüksekliği de 45 santim uzunluğunda olacak şekilde yapacağım. Sırf hani güvercinlerimiz belli, damızlık güvercinlerimiz olur ya, onların başka dişilere veya erkeklere, bir erkeğin başka dişiye binmesi veya dişinin farklı bir erkeğin altına yatması gibi güvercinin ırkının bozulmaması için bazı güvercinlerim için ayrı kafesler yapacağım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz, izleyen arkadaşlarımız var, takip eden arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi ben Van güvercini üzerine bir videolar atmaya başlamıştım. Arkadaşlar bazıları bir dönem çektikten sonra Van'daki arkadaşlarımız çekmemeye başladılar. Yani bilmiyorum neyden hoşlanmadılar veya neyden çekindiler bilmiyorum ama bizim amacımız sadece işte hani YouTube'da kendimize bir Van kuşu üzerine diyaloglar, sohbetler edelim gibisinden bir şey açtım, kanal açtım. Vanlı arkadaşlar sağ olsun çok da valla destek vermediler. Destek istiyorum arkadaşlarımdan. Bana abone olun. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Herhangi bir ücret karşılığında olan bir şey değil. Ha videoyu ben çok izlemeyeceğim, izlemiyorum diyen arkadaşlar da varsa şey yapsınlar, yani bana abone olsunlar, yine izlemek istemiyorsa izlemesin, yani fark etmez. Yalnız sizden tek ricam hani bana abone olmanız. Ben de bir emek veriyorum. Bana yardımcı olun arkadaşlar. Dediğim gibi işte şeye başlayalım, kafese başlayalım. Şöyle bunu çaktım şu şekilde. Bir tane de karşılığını çakacağım. Daha sonra ikisini birleştireceğim arkadaşlar. Ya işte YouTube'da biz de var olmak istiyoruz. Artı en azından bize destek olmuş olursunuz. Destek, sizin gibi değerli abilerimiz, kardeşlerimiz bize destek olmuş olur. Biz de elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Sizin destekleriniz de tabi. Hani güvercin videolarını çok da çekemediğim için ben de şu şekil bir şeyler yapmak istedim. Dedim ki en azından kanala, bu işe, bu yola başvurduk. O kadar gittik gezdik arkadaşların evlerinde. Çekimlerimizi yaptık. En azından o emeklerimiz boşa gitmesin. Ben de bir şeyler çekip paylaşayım dedim. Bir kafes daha yapmıştım. İzleyenleriniz belki olmuştur. Arkadaşlar sizden ricam, beğenin, yorum da yapın. Ama iyi ama kötü. Yani eleştirebilirsiniz de. Eksiklerim vardır, bana yardımcı olmak isteyen varsa eksiklerimi de tamamlamış olurum. Arkadaşlar sizden ricam odur. Yani gerçekten de bu yola baş koydum. İnşallah bu yoldan devam edeceğim. Bu da bize bir, inşallah bir gelir kapısı olur diyorum. Ama tabi sizin gibi değerli dostlar izlerse, izlenmezse valla maalesef. Gerçekten biraz zor, meşakkatli bir iş. Ama işte ekmeği de çiğnemeden yutamaz.
arkadaşlar şeylerim de var. Muhabbet kuşlarım da var. İleriki zamanlarda inşallah onları da çekeceğim. Onları da izlersiniz. Muhabbet üretimi nasip olursa yapmayı düşünüyorum. Tabi Allah nasip ederse. Öncelikle amacım güvercin. Ben yıllardır bu güvercin işini yapıyorum. Van'da tanıyan arkadaşlar biliyorlar. Yıllardır bir hobimizdir. Sevgimizdir. Bunu seviyoruz. Severek de yapıyoruz. Bilen bilir. Abim Cevdet Kedik. Allah onu da kurtarsın. Onun sayesinde bu kuşa girdim. Yıllardır da yapıyorum. Severek de yapıyorum. Gayet güzel bir şey. Herkese de, yani herkese derken, yani gerçekten bu işe gönül vermiş insanlara tavsiye ederim. Kuş işi heves işi değil. Kuş işi gerçekten de gönül işidir. Aşktır. Aşkla yaparsansa gerçekten de güzel yaparsın. Arkadaşlar şimdi şöyle iki tane karşılıklı iki tane şeyimizi yaptık. Tahtamızı çaktık. Şimdi yapacağımız tek şey şu şekil. Arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz. Çakıyoruz. Nasip olursa. Evet. Gerçekten inşallah güzel bir yuvarlık olacak. Arkadaşlar bu sene kuşlarıma da hastalık da girdi. Gerçi bu sene her kümeste hemen hemen hastalık vardı. Benimkinde de hastalık oluştu. Ben onları da çekip size göstereceğim. Bana yardımcı olmak isteyen olursa da sevinirim. Kuşlarımda şu anda 4 tanesi burada sallabaş olmuş. Sallabaş oldular maalesef. Yaklaşık 15-20 tane de geberdi. Ne yaptıysam da maalesef kurtaramadık. Bilmiyorum ne ilaç kullandıysak fayda etmedi. Bu aşı da yapmıştım. Bazılarına aşılı olanlar da vardı. Tabi. Yine de öldüler. Önerisi olan varsa da önerisini söyleyebilir arkadaşlar. Ben önerilere açığım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Ki bu hastalıktan kurtulalım inşallah. Benim kuşlar valla bayağı öldü. Yetiştirdiğim yavrularım gayet güzel yazın uçuracağım yavrularım çoğu öldü. Yetiştirmiştim birçoğunu. Sonlarını göremedim. Canımız sağ olsun ne yapalım? Kuşçulukta böyle şeyler oluyor. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş belirgin hale gelmeye başladı. Evet. Şu anda kafesimizin yavaş yavaş iskeleti ortaya çıkmaya başladı. Ha isteyen arkadaş olursa da ona da yardımcı olurum. Sıkıntı yok. Yaptırmak isteyen olur. Evet bu da çam olduğu için girmiyor ona. Bunda şu anda bir delik açmamız ya da bir tane civata basayım bitsin arkadaşlar. Böyle durumda evet.
arkadaşlar. Bunu sağlamlaştıracağız tabii. Öncelikle bu şeyi yapalım. Daha sonrasında sağlam şeklini alacak. Sağlam bir şekilde. Arkadaşlar. İnşallah. Daha güzel şeyler yapacağım. Hem bu YouTube sayesinde bir şeyler, bir meşgaleyle uğraşmış oluyorum. Hem de bir şeyler öğrenmiş oluyorum. Daha önce yaptığım şeyler değil bunlar tabi. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar size. Bunlar daha önce yaptığım şeyler değil. Ama yapılmayacak şeyler de değil tabi. Herkesin yapabileceği bir şey. Yeter ki insanoğlu istesin. Bu sene göl festivalleri falan oldu. Biz isterdik ki Van Kuşu'nu YouTube üzerinden tanıtalım. Arkadaşlar bizi de çağırsın. Biz de gidip hem Van Kuşu'nu çekmiş olurduk. Herkesin tanımış olurdu. Hem de bize destekleri olmuş olurdu. Ama sağ olsun arkadaşlar kimse çağırmadı. Kimse bizi davet etmedi. Gelin izleyin. Herkes de izlesin, görsün. Van kuşunun nasıl olduğunu, Van kuşunun performans kuşu olduğunu. Ama kimse şey yapmadı. Bu işe destek vermedi bize. Canları sağ olsun. Yine de tek ricam arkadaşlar, bana abone olun. Sizden ricam odur. Allah herkesten razı olsun. Ben de bu işe el attım. Bana bir yardımcı olun. Yani gerçekten abone olmak herhangi bir ücret veya herhangi bir gideri olan bir şey değil arkadaşlar. Belki de yanlış olduğumuz şeyler vardır. Bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda hani kim izliyorsa da bir nokta dahi olsa ricam odur ki bir nokta dahi olsa yorumlara atın. Çünkü benim buna ihtiyacım var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şeyimiz bitti. Zımbamız. O hasta olan kuşlarım da zaten hemen burada kafesin içindeler. Dediğim gibi çekeceğim, size göstereceğim onları da. Tabii bir dahaki videoda bana en azından bir bilgilerinizi bana aktarmış olursunuz. Bilen arkadaşlar varsa. İnşallah birlikte bu işi çözeceğiz. Ben bu kuş işini dediğim gibi severek yapıyorum. Birçok kötü alışkanlıktan iyidir. Kötü dosttan iyidir. Bunlara geldiğim zaman gerçekten arkadaşlar huzur buluyoruz, huzur. Ben belki de çoluk çocuğuma vermediğim önemi bunlara veriyorum. Ha, diyeceksiniz. Öyle olmaz. Doğrudur. Şimdi bunlar da ağızsız dilsiz hayvan. En azından yemleri olsun, elimizden geldikçe ilaçları olsun, vitaminleri olsun. Vermek şart.